Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız Orje Matematik Yayınlarının 2024 TYT'de soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rasyonel sayılarda 2. derste kalmıştık. 2. dersin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi testimizin ilk sorusuyla işlemlerimize, sorularımızın çözümlerine bir aşlayalım. Şimdi burada biz bunu söyleyelim. Kesir çizgisi nerede? Burada. Şu. Burada da burada. Bunu sol taraftakini ayrı çözelim. Şöyle. Sağ taraftakini ayrı çözelim. Şimdi biz ne yapıyoruz? 3 bölü 5'i aslında 4 bölü 1'e bölüyoruz. Yani ikinci kesir ters çevirip çarpılacak. Şu arkadaş yukarı ters çevirip çarpılacak şekilde yazılırsa 1 bölü 4 olur. Artı ikinciye de müdahale edelim isterseniz. Bu 3 aslında 3 bölü 1'dir bizim için. Bu ters çevirip çarpılacak. Yani 3 bölü 1 çarpı 4 bölü 5 olacak. Doğru mu? Şimdi sol taraf ne geldi? 3 bölü 20 geldi. Sağ taraf ise 12 bölü 5 geldi. Bir payda işlemesiyle buraya bir 4 yazarsak 48 yapar bununla bunu çarpınca. 3 daha ekleyince 51 bölü 20 yaptı diyebiliriz ilk sorumuzun çözümü için. Yani birinci sorumuzun çözümü bu şekildeydi. Yani doğru cevabımız nedir? Şimdi geldik ikinci sorumuza. Şimdi devirli ondalık sayılarda 6 devretmiş değil mi? 0 6 sayısının en az kaç katı pozitif bir doğal sayıdır demiş. Şimdi normalde biz bunu bir çözümleyelim isterseniz düzeltelim. Normalde nasıl yazıyoruz? Sayıyı aynen yazıyoruz. Sonra üzerinde çizgi olmayan kısmı olan 4'ü çıkartıyoruz. Bölü diyoruz. Şimdi alt tarafa bakarken de devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Yani 90 yazıyoruz. Yani burası bizim için ne oldu? 42 bölü 90. Şimdi ben buraya bir 90'ı yapıştırıp doğal sayıdır diyebilirim. Ama burası biraz sadeleşebiliyor. Şimdi sadeleşebildiği için şunu biraz yaklaştıralım. Şimdi 3'e bölsek kaç yaptı? 14. 14 aşağı 3'e bölsek 30 yaptı daha da fazla. Evet sadece şu 2'ye böldük. 7 bölü 15. Bakın burayı siz 15 ile çarparsanız ne olacak? Bir doğal sayı yapacak. O zaman en az kaç katı? 15 katı bu arkadaşın netidir arkadaşlar. Bir ifadeyi doğal sayı yapan en az kaç katıdır? Sorusunun cevabıdır. Cümleyi toparlayamadım. Neyse. <laughs> Değilse 3'teyiz. 3'te Üçte bize demiş ki bu denklemi çözünüz. E tamam çözelim abim. Bir içler dışlar çarpımı yapabiliriz istersek. E, ee, o zaman ne yapalım? İçler dışlar yapalım. Ya da virgülden de kurtulabiliriz ama çok pratik olur. Kafa karıştırabilir. Biz içler dışlar yapalım isterseniz. Ne yapar? 4 tane A artı. Şimdi 0,3'ü 4 ile çarpınca. 0,3'ü 4 ile çarpınca. Normal yani virgül yokmuş gibi çarpın. 12 değil. Toplam bir tane içeride olduğu için bir tane içeri virgül kaydıralım. O zaman olası ne olsun? 1,2 olsun. Eşittir. Burada da aynı mantık yapalım. 0,2 ile 11'i çarpalım. Aslında 11 ile 2'yi çarpıyoruz. 22 ama toplam bir tane virgül içeride olduğu için biz de bir virgül içeri kayıyoruz. Yani orası ne yapıyor? 2 virgül 2 yapıyor. O zaman 4A. Şimdi bunu bu tarafa atarsak ne yapacağız? 2 virgül 2'den 1 virgül 2 çıkartacağız. O da kaç yapacak? 1 yapacak. 4A 1 ise her iki tarafı 4'e bölersek A dediğin şeyine ne gelecektir arkadaşlar? 1 bölü 4 gelecektir diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Geldik 4. sorumuza. X ve Y tam sayı olmak üzere. Bu soldaki ifade basit. Sağdaki de bileşik kesilmiş. Buna göre x eksi ifadesinin en büyük değeri. Bunun büyük olması için bunu çok seçelim. Bunu da az seçelim ki ifademiz büyük gelsin. Ben bunu torbada ki ceviz mantığı yapıyorum. Torbamızda çok ceviz olsun diye eklerken çok ceviz ekleyelim. Çıkartırken de az çıkartalım. Şimdi x'in çok olmasını istiyoruz ama burası da bir basit kesir olsun. Şimdi mesela burası 3 olursa 3 bölü 3 1'dir. Bu bir bileşik kesirdir. Şimdi payı paydasından mutlakça küçük olacak. O zaman x nereden küçük? 4'ten küçük. Bu şartı yerine getiren maksimum 3 olabilir. Gerçekten 3 yazdığınızda burası ne yapar arkadaşlar? 2 bölü 3 yapar. O da bir basit kesirdir. x'e kaç seçtik? 3 seçtik. Sıra geldi y'ye. Şimdi burası bir bileşik kesir. Şimdi bunun y'nin az olmasını istiyoruz. Mesela burası ne olabilir? E 6, e 7, e 8. Ama ne olacak? Pozitif olacak. Hmm. O zaman burası pozitif olacak. O zaman burası yani y 1 ifadesi ne olacak arkadaşlar? 5'ten büyük eşit olacak. Ben pozitif gelmesini görmeseydim negatife uçuyorduk, patlıyorduk. Y o zaman ne olacak arkadaşlar? 4'ten büyük eşit olacak. Bu şartı yerine getiren de 4 seçebiliriz. 3'ten de 4 çıkarsa bizim sorumuzun cevabı ne olur arkadaşlar? -1 olur diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun çözümüydü. Şimdi sıra geldi 5'e. 5'te 2/3, 2/5 ve 3/4 kesirlerini sırala demiş. Peki yani ben burada bir payda eşitlemesi yaparım. Yani çünkü belli bir mantık yok açıkçası. Sadece şöyle bir mantık kurabilirim. 2 bölü 3 ile 2 bölü 5'i kendi içinde sıralayabilirim. Değil mi? Sonra bir de 2 bölü 3 3 bölü 4'ü sıralayabilirim. Ama hani en doğrusu payda eşitlemektir. 3, 4, 5 nerede birleşir paydalar? 60'ta mı? O zaman bunu 20 ile genişletelim. Bunu 12 ile genişletelim. Bunu da 15 ile genişletelim. O zaman x 40 bölü 60 olsun. Y ne olacak arkadaşlar? 24 bölü 60. Z ne olacak arkadaşlar? 45 bölü 60 olacak diyebiliriz. Bu X'ti, bu Y'di, bu da Z'di. O zaman baktığınızda ne olur? En küçük, küçükten büyük demiş. Y küçük X küçük Z. Y, X, Z hangisinde var? C handa var diyebiliriz. Tamam. Sıra geldi 6'ya. A artı 13 bölü 25 ifadesi bir sayma sayısının eşit olduğuna göre A rasyonel sayısının virgülden sonra kısmı aşağı geldiğinden hangisidir demiş. Ben olsam şu 13 bölü 25'i önce hani ondalık sayıya çeviririm. Yani mesela burayı 100 yapmaya çalışırım. O zaman orası ne yapar? 4 ile genişletelim bu kesri. Burayı da burayı da 4 ile çarpalım. O zaman ne olsun? 52 bölü 100 olsun orası. 52 bölü 100 de ne demektir? 0,52 demektir. Siz buraya bir şey ekliyorsunuz. A sayısını bir sayma sayısına eşit oluyor. O zaman A sayısı burayı tamlamalı. Yani ne yapsın? 48'de olsun diyebilir miyiz? 52. Yani aslında mesela 3,00'dan 0,52'yi çıkartırsak ne olacaktır orası? Şurası 48. 2,48. Burasının kaç olduğu ile değil de burayla ilgileniyor bize. O yüzden orayı iptal ettim. Buranın bir önemi yok zaten. A diyelim oraya. Bize ne lazım? Şuradaki 48 lazım. O zaman doğru cevabımız ne yapacaktır? Deniz yapacaktır diyebiliriz. Yani ifadeyi tamlamaya çalışıyoruz. 0.32, 0.52 tam yapmak için biz oraya ne ekleyelim? 0.48 ekleyelim. O zaman A sayısının ondalık kısmı 0.48 barındırsın. Şimdi geldik 7. sorumuza. Şimdi bu 7. soru tiplerinde payda işlemek çok mantıklı değil. Ben bunları şöyle anlatıyorum ya da anlamaya çalışıyorum. Şimdi şuna da isim veriyorum. Mesela bu K ya, Mesela buna da T diyorum. Bu da benim için T olsun diyorum. Şimdi T'yi K cinsinden yazmaya çalışıyorum. Bundaki mantık şu. Hani paydaları aynı olan kesirleri toplama, çıkarma yaparak tam sayıya çevirmeye çalışırsınız. Yani mesela burada dikkatli baktığınızda paydaları aynı olan bununla bu var. Büyük paydalı olanları ortak daha çabuk hızdan hareket edersiniz. O zaman paydası büyük olandan başlayın. Mesela 15'te 2'yi nasıl 17 ya da 17'nin katı yaparım diye düşünün. Toplarım ya. 17 böyle 17. Evet peki bu, bu, da yiyor mu? Yani oluyor mu? 7 bölü 11 ile 4 bölü 11'i toplayınca aa oldu. Yani K artı T ne yaptı? 7 bölü 11 artı 4 bölü 11'den burası 1 yaptı. Aynı şekilde 15 bölü 17 artı 2 bölü 17'den burası da 1 yaptı. O zaman K artı T kaç geldi? 2 geldi diyebiliriz. E T'yi soruyor. Bu da nedir arkadaşlar? 2 eksi K'dır. Yani doğru cevabımız denizdir diyebiliriz. Bu da 7 sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 8'e. 8 e aslında çok güzel bir kazanım var. Şimdi bu sefer paydalar değil yani alt taraftaki sayılar değil üst taraftaki sayılar sabit. Hepsi 47. O zaman akıl yürütelim. Hiç işleme girmeyelim. Kalemsiz çözelim. Olur mu? Kalemsiz nasıl çözeriz? Şöyle çözeriz. Pastayı ne kadar çok bölersek o kadar az yeriz. Bunlar sabit nasıl olsa. Yani ben ne kadar çok böldüm. 7 mesela. 47 bölü 7 burada en büyüğü. Yani paydada en büyüğü olan 7. Daha çok böldüğüm için daha küçük olmalı. Daha sonra A küçük olmalı. Daha sonra da C. Yani C aslında en büyük olmalı. Bacım. Bacım var mısın bacım? Doğru cevabımız ne geldi? Edirne geldi diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 9'a. İşlemin sonucu kaçtır demiş. Peki. Şöyle bakınca anlayacaksınız aslında. Bak bu 1 bölü 5. Bu 11 bölü 15 ne demek? Bu da 1 bölü 5. 111 bölü 5 55. bu da 1 bölü 5. E, bunların hepsi 1 bölü 5. Kaç tane var? 60. Bak 1, 2, 3. 60 basamağa kadar gittiğine göre 60 tane hasta ne var? 1 bölü 5 var diyebiliriz. 60'ı 1 bölü 5 ile çarparsak doğru ne gelecektir? 12 gelecektir diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Geldik ona. he Devirli ondalık sayılarda eğer ki 9 devrediyorsa sadece 9. O bir öndeki basamağını bir arttır. Mesela 3,9 devreder 4'tür. 2,09 devreder de bu bunun önündeki bir basamağı arttırır. Önündeki basamak kimse artık. 2,1'dir. Anlaştık mı? O zaman burası 9 bu bunu arttıracak. Burası 2 olacak. Bu bunu arttıracak. Burası kaç olacak? 3 olacak. O zaman üst taraf 3, 5 yaptı. Şimdi alt tarafta da ne yapıyoruz? 16 eksi 1 bölü 9 diyoruz. Bu da kaç yapıyor arkadaşlar? 15 bölü 9 yapıyor. Buraya da 15 bölü 9 yazıyoruz. Ve alttaki kesir ters çeviri çarpılır. 5 çarpı 9 bölü 15 diye yansıyacak. Sadeleştirme yapalım bakalım. Bunda bu sadeleşirse 3. 9'da da 3 sadeleşirse burada 3 kaldı. O zaman bizim cevabımız ne oldu arkadaşlar? 3 oldu diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun çözümüydü. Geldik 11'e. Bunun 8 katının sonucunu soruyor. Bunun payda eşitlemesi biraz çirkin derken bir bakıyorsun 39'a 78. Bunu gördüysen süper. Bak bu 1, bu 2. Mesela burası kaça bölünür? 6'ya bölünür. Hatta 12'ye bölünür. 12'ye bölersek 3. 96'yı 12'ye bölersek kaç yapacak arkadaşlar? 8 yapacak. Yani 1 bölü 2 eksi 3 bölü 8. Bu bizim A sayımız. Bunu ne yapmak istiyoruz? 8 katını almak istiyoruz. O zaman ben hiç içeride payda işlemeden şöyle 8 çarpı 1 bölü 2 eksi 8 çarpı 3 bölü 8 yaparsam işimi sonuçlandırırım. Şimdi 8 burası 4 kalır. O zaman şurası 4 oldu. Şunlar gider. Burası da kaç oldu arkadaşlar? 3 oldu diyebiliriz. 4'ten de 3 çıkarsa cevabımız ne yapar? 1 yapar. Bu da 11. sorumuzun çözümüydü. Geldik 12'ye. Bolca devretmesi olsa bile aslında kafa karıştırmak için yapılmış. Ama aslında mantıken Şöyle 4 virgül hep 2 2 2 gitmiyor mu? 222 222 222 dediğin şey genel itibariyle 4 virgül devrederdir. Yani M sayısı budur. Aynı şekilde N sayısı da nedir arkadaşlar? 1 virgül 7 devrederdir. Devirli ondaki sayılar toplanamaz diye bir şey yok. Anlatmıyoruz ama soru çözerken size bunu kazanım olarak veriyoruz. Mesela burası 4,222 diye gitmiyor mu? Burası da 1,777 diye gitmiyor mu? Debil ondalık sayıları ne zaman toplayabiliriz? Elde var bir kavramı oluşmadığı sürece siz debil ondalık sayıları toplayabilirsiniz ya da çıkarabilirsiniz. Yani çıkarma da olur mesela. 2,67 devrederden 1,3 devreder de çıkar. Komşuya gidip bir tane onluk almadığın sürece problem yok. Burası o zaman ne yapar? 5,99999. E bu ne yapıyordu? Bir öndeki basamanı bir artlıyordu Cevabımız ne gelir? Son ikinci vuruş sayısı 6 gelir diyebiliriz. Bu da 12. sorumuzun çözümüydü derken son 4 sorumuza sağ tarafa geldik. 0,6'yı 8'e bölmüş sonra üçgenle çarpmış. Bunun sonucu bir tam sayıymış. Bunun yerine hangileri yazılabilir diye sormuş. Deneyelim bakalım. Şimdi bu 0,6'yı 6 bölü 10 diye önce rasyonel hale getirelim. Sırası 8 bölü 1'dir. Bu yukarı ters çevirip çarpılarak yazılacak. 1 bölü 8 diye yazdık. Çarpı üçgen. Sadeleşme var mı? Evet. 2'ye bölebiliyoruz en azından. Bu 3. Burası 4. O zaman ne oldu? 3 bölü 40 çarpı üçgen. Şimdi burayı benim bir tam sayı yapmam isteniyor. Yani şunlar sadeleşebilsin. O zaman benim düşüncem şu arkadaş 40'ın katı olsun. 40 olsun, 80 olsun, 120 olsun diye ilerler. Çıklara baktığınızda bu şartı yerine getirebilen sadece 40'ın katı olan, tam katı olan 160 vardır. O yüzden 13. sorunun cevabı Bursa'dır arkadaşlar. Geldik 14'e. A ve pozitif tam sayı bu ifade eşitlik sağlanmış. Buna göre A artı B toplumun en büyük değeriyle en küçük değerinin farkı nedir demiş. A ve B pozitif olacak. 35 bölü 8 bir bileşik kesir. Biz bunu tam sayı kesir diye yazabiliriz. 35'in içine 8 4 defa var. 4 kenara çektim. Buraya 8 yazdım. 4 kere 8 32. 35 olması için buraya 3 yazdım. O zaman biz bunu 4 artı 3 bölü 8 diyebiliriz. O zaman böylece bu ikisinin toplamı minimum olur. Çünkü bunu ben 3 diye yazsaydım o zaman 3 kere 8 24 35 olsun diye 24'e 30, 11 eklersek 35 olur. Bak buradan 7 geldi. Buradan ne geldi? 11, 14 geldi. Giderek büyüyor. Yalnız sayılar tam sayı olacak. O zaman biz bu arada 4 artı 3 7 diyerek en küçüğünü bulduk. En büyüğü de 1 artı 8 li olacaktır. Böyle yazacaktır. Çünkü pozitif istiyor ya. Normalde direkt 35'i yapıştırdım. A'ya 0, B'ye 35 versen maksimum çıkar. Ama ikisi de pozitif tam sayı dediği için en azından A'yı 1 seçeyim de bari gönlü olsun arkadaş. Buraya 1 dersek ne olur? 8, 35 yapmak için buraya da 27 yazmak lazım galiba. Bu arkadaşların toplamı kaç yapar? 28 yapar. O zaman en büyük değeri de kaç yaptı? 28 yaptı. Burası 28. 7. Farklarını alırsak 21 gelir. Doğru cevabımız hop. Bursa'dır. 14. sorunun cevabı. Peki bakalım. Geldik 15'e. <laughs> bir ondalık sayı vermiş. Sadeleşmiş hali 2,5 bölü 4'müş. O zaman 2,5 bölü 4'ü bir düzeltelim. Şimdi 2,5 bölü 4 ya. Biraz çarpalım. Yani sonuçta serbest bir hareket yapacağım. Tamam mı? İlla rasyonel çevirmek zorunda değilim. Mesela burayı 5 yapayım. Burayı 8 yapayım. Ben bunu böyle bir taktik olarak kullanıyorum. Yani virgül ortadan kaldırayım istedim. Ama virgül ortadan kaldırırken çarpma işlemi yapmadım. Hayır istersek çarpma işlemi de yapabiliriz ama yine 5 bölü 8'e varacaksınız. Yaptığınız işlemde. Şimdi 5 bölü 8 dedikten sonra şimdi rasyonel sayıları ondalık sayıya çevirebilmeniz için en sağda halini incelediğinizde Tamam mı? Kesrin en sade hali incelediğinizde mesela şöyle bir sayı buldunuz. Bu sayının içinde 2 ve 5'in dışında asal bir çarpan olmamalı. Yani sen 1 bölü 6'yı 10 sayıya çeviremezsin. 1 bölü 7'yi çeviremezsin. Ama 1 bölü 5'i 1 bölü 8 kere 25 200'ü 32 çarpı 5 1 bölü 160'ı 2 ve 5'in dışında asal çarpan olmasın yeter. Bunlar bak mesela şu çevrilir. Şu çevrilir ama bunlar çevrilemezler arkadaşlar. 5 bölü 8 çevrilebilir. İçinde ifacı 2 var. O zaman ben bunu 125 ile çarparsam. Bunu da 125 ile çarparsam. Burası ne yapacaktır? 625 bölü 1000 yaptı. Yani 0,625 yaptı. Bu A, bu B, bu C oldu. Değil mi? O söylediğine göre. Şimdi tek tek yazın diyor. C virgül A. C virgül A. 5 virgül 6. Eksi A virgül B. 6 virgül 2. Hocam bu negatif çıktı. Eksi 0,6 mı çıktı? Evet. Ceyhan'da da bir pozitifini koymuşlar illa ki yani. He? Ama yemezler. İnşallah siz de yemediniz. Geldik 16'ya. Şimdi 16'da parantez içlerinde ayrı ayrı payda işleme yapmak yerine bence parantezleri açmak en doğrudur. Çünkü benim gördüğüm şu şununla şunu bir işleme şununla da şunu işleme sokarsak daha güzel gelecek gibi. Şimdi 41 bölü 53 eksi 36 bölü 49. Eksiyi dağıtayım. Eksi 13 bölü 49. Eksi şuradan bir daha dağıtalım. Artı 12 bölü 53 yaptı. Sorumuzun cevabı arkadaşlar. Daha sonra düzeltme yaparsak mesela bak bunu bunu toplayabilirsiniz. Ne olur? 53 bölü 53 olur. Yani buradan 1 geldi. Artı Mesela bak bunu ikisini de yaparsanız ne yapıyor? O eksi. Eksi 49 bölü 49 oldu galiba. O zaman bu da bir geldi. 1 bir eksi 1'den de cevabımız ne olur arkadaşlar? 0 olur. Yani 0 olur diyebiliriz. Bu da 16 sorumuzun çözümüydü. Ve böylece rasyonel sayılarda ikinci testimizde çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hadi bu sefer tersten yapayım. Yok yok alıştığımızı yapalım. Hoşçakalın.